Evet, akşamüstü haberleri devam ediyor. Şimdi tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne dönüyoruz. Ali Morcan'ın yanında İyi Parti Grup Sözcüsü, Meclis Grup Sözcüsü İbrahim Özkan var. Ali, söz sende. Evet, Ahmet Bolyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediyesi'ndeyiz. Burada faaliyet raporu görüşülüyor. Sayın İbrahim Özkan yanımızda, İyi Parti Grup Sözcüsü. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, nasıl geçiyor? Biraz özetler misiniz bize? Bugün İETT'nin faaliyet raporu görüşülüyor. Lehte ve aleyhte konuşmalar yapılıyor. Önce genel müdür bir sunum yaptı. Bugün İETT'nin faaliyet raporu konuşuluyor. İETT İstanbul Büyükşehir Belediyesi için önemli kurumlardan bir tanesi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri bağlı şirketlerinden İSKİ ve İETT'nin de aynı zamanda genel kurul üyeleri. İETT'nin özellikle son dönemde akaryakıta gelen yoğun zamlardan sonra sürekli gündem oldu. Yaklaşık aylık 600 milyon liralara yaklaşmış bir sübvanseden bahsediyoruz. Bakın, aylık, yıllık 7,5 milyar Türk lirası civarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT'ye kaynak aktarmak zorunda. Sebebine gelince ulaşım için gerekli olan akaryakıta yapılmış olan zamlar. Bu konunun muhakkak ve muhakkak çözülmesi lazım. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, diğer büyükşehir belediyelerin, yani kamudaki araçların en büyük problemi bu. ÖTV ve KDV'nin muhakkak ve muhakkak kamu yararına faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarından alınmaması gerektiği kanaatindeyiz. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İETT'nin 90 milyon euroluk, yani 300 tane otobüs alımı için meclisten oy birliği geçmiş bir kararı var. Yaklaşık 2 seneye yakın Cumhurbaşkanlığında bekliyor ve hala imzalanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yaptı? 160 metrobüs otobüsü için kendi kaynaklarıyla ihaleye çıktı. 160 araç için ve dün 30 adeti törenle trafiğe çıktı ve İstanbul halkına hizmet vermeye başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi birçok alanda engelleniyor ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimi Sayın İmamoğlu başkanlığında birçok konuyu olduğu gibi otobüs konusunda da bir çözüm bulundu ve 30 adedi teslim edildi ve yıl sonuna kadar geri kalan 130 otobüsümüz daha teslim alınacak ve bu yıl 100 adet elektrikli otobüs ücünde ihaleye çıkacağız. Evet, İstanbul halkıyla buluşu gıcır gıcır otobüsler. Üçüncü gün bugün zannedersem toplantı devam ediyor. Saraçhane yerleşkesinden Yeni Kapı'ya geçtiniz. Neden burada toplantı oluyor? Evet, bugün ve yarınki oturumlar çok uzun sürecek. Şimdi Saraçhane'deki binanın fiziki şartları iftar için çok uygun değil. O yüzden geniş bir alan. İlk iki toplantı orada oldu, biliyorsunuz. Bugün İETT'nin faaliyet raporu oylaması ve yarın asıl önemli olan gün. İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin bir yıl boyunca yapmış olduğu faaliyetlerin burada hesabı görülecek. Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu önce bir sunum yapacak. Ondan sonra grup başkan vekilleri lehte ve aleyhte faaliyetleri ya savunacak ya yerecekler. Tamamen fiziki şartlardan kaynaklı. Bugün ve yarın, yarın akşamki iftardan sonra da çok uzun süre devam edecek program. Sahura kadar devam etme ihtimali var oturumun. O yüzden fiziki şartlarından dolayı Kadir Topbaş Kültür Merkezi'ne alındı program. Evet, ilk gün birazcık sertleşme oldu gruplar arasında. Neler yaşanmıştı? Dönem dönem oluyor bu gibi durumlar. Neden oluyor? Yani işte hatiplerin söylemiş olduğu hakaretvari sözlere karşı grupların bir reaksiyonu oluşuyor ve ortada bir gerilim oluyor. Burada tabii meclis üyelerinin sükunetini koruması lazım. Ben hep şu kanaatteyim. Yani sözün bitmemesi lazım. Kavga toplum istemiyor. Muhakkak ve muhakkak sözle cevap vermemiz lazım ama bazen insanların sabrı da bir yere kadar. Hatiplerin sözlerine çok dikkat etmesi lazım. Genelde gerilim bu konulardan meydana geliyor. Bir de şövenistlik, popülizm çok yaygın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde. Özellikle şu konuda biraz gerilim oldu. Biliyorsunuz UKM'de ulaşıma %40 zam yapıldı ve ulaşıma %40 zam yapılmasını AK Parti grubu eleştirdi ve %40 indirim yapılsın yönünde. Özellikle öğrencilerde %40 indirim yapılsın ve bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sübvanse etsin. Bakın,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında AK Parti döneminde 85 Türk lirası olan öğrenci kartı bugüne kadar 78 Türk lirasıydı. Yani %50 indirim Sayın İmamoğlu yapmıştı kartta. Bugün 109 liraya çıktı. Bakın 109 liraya bugün 2 kilo dolmalık biber alamıyorsunuz. Yani burada bir popülizm yapılıyor. Yani öğrenciyi bu kadar düşünüyorsanız zamanda niye bu işi yapmadınız? Yani 2018 yılında 85 liraya öğrencilerin aylık kartını 78 liraya en son zamlardan sonra kullandı öğrencilerimiz. Ya yani bu yeni yönetim öğrenci dostu bir yönetim. Bakın öğrencilere ilk defa yurt yaptık. Açıkta kaldı öğrenciler. Öğrencilere tarihimizde ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak burs verdik. Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetli. Ülkemizin geleceği bu çocuklarımız. O yüzden 109 Türk lirası günümüz şartlarında çok yüksek bir rakam değil. Çok rahatlıkla üstesinden gelinebilir. 52 bin öğrencimize de yıllık 3200 lira burs veriyoruz. İETT'yi de korumamız lazım. Öğrencilerimizden çok yoğun tepkiler olmadı. Anlayışla karşılayacaklarını umuyoruz ama hayatın olağan şartları. Bugün ortalama 5 liraya bir yolcu taşınırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İETT'ye maliyeti yaklaşık 12,5 Türk lirası seviyesinde. Evet, ne kadar süre toplantı? Toplantı iftara kadar biter, bugünkü toplantı. Kaç gün sürer? Bugünkü toplantının gündemi ayrı. Komisyon raporları ve İETT'nin faaliyet raporu. Yarın da bir toplantımız var. Yarın 15'te başlayacak olan program. Gece 12-1'e kadar devam edeceği kanaatindeyim. Bu ayki oturumlar 4 günle sınırlı ve bitiyor. Bir daha önümüzdeki ayın ikinci pazartesi başlayacağız. Evet, biz de sizi yoğurduk. Bu tempoyla çalışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim size. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Ali Morca'ya ve İbrahim Özkan'a açıklamalarından dolayı. Ama bakın oradaki bir açıklama çok dikkatimi çekti benim. 2018 yılında öğrenci bileti ya da pasosu, kartı 85 liraymış. İmamoğlu göreve geldiğinde bunu 78 liraya düşürmüş. Bu son yapılan zamlardan da bu 78 lira tabii bugüne kadar devam etti zamsız. Bugün de 109 liraya çıkarıldığını söylüyor. Rakamlar yalan söylemez zaten. Şimdi hazır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bahsetmişken ve İETT konusu da konuşuluyorken gündemde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metro hattında hizmet vermek üzere satın aldığı 160 otobüsün 30 tanesi dün hizmete girdi. Bunu da özür dilerim, Cumhurbaşkanı diyecektim az kalsın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tanıttı basına ve 280 yolcu kapasiteli 25 metre uzunluğundaki yeni otobüslerin 30 tanesi hizmete girdi. Diğer kalan kısımda Haziran ayında girmesi bekleniyor. Evet, bugün kaç otobüs İstanbul halkıyla buluşacak? 160 otobüslük yatırımımızın ilk 30 araçlık kısmı bugün teslim olup hizmete girecek. Daha sonra 130 araç daha var hizmet alacağımız. Evet, iki değişik firma. Evet, 100 araç 21 metre ve 200 yolcu kapasiteli. 60 araç da 25 metre ve 280 yolcu kapasiteli olmak üzere toplam 160 araçlık bir yatırım. Az önce gezdik, ARGE müdürüyle beraberdik. Gıcır gıcır diyelim biz buna halkın diliyle. Doğru, gıcır gıcır, pırıl pırıl yeni metrobüs araçlarımızla artık metrobüsle yolculuk daha güvenli ve konforlu olacak. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu bekliyoruz. Törene gelecek, açılışı o yapacak zannedersem. Evet, tabii biz de heyecanla Sayın Başkanımızı bekliyoruz. Bugün hizmete girecek araçlarımız. Evet, ne söylemek istersiniz İstanbul halkına? Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, siz de berabersiniz. Evet, hayırlı uğurlu olsun tüm İstanbul halkımıza. 160 metrobüs ihalemizi yaptık. İlk 30 tanesi şu anda hattımıza girecek inşallah. Konforlu, son derece güvenli yeni otobüslerimiz. Gıcır gıcır, sizin de tabirinizle. Oldukça güzel olacağını, yolcularımızın da memnun olacağını bekliyoruz. Kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Genel müdürümüz de ifade etti, otobüs ihtiyacımızın ne kadar elzem olduğunu. Ne yazık ki çok yol yapan, kilometreyi elde etmiş araçları olan
yaş ortalaması olarak da yüksek olan bir sayıya ulaştığımızı ve bir an önce bizim bir otobüs yenilemesine ihtiyaç duyduğumuzu defalarca dile getirmiştik. Bu ihtiyacın farkında olduğumuz için ta 1,5 seneden daha fazla, neredeyse 2 seneye giden bir zaman dilimi içerisinde arkadaşlarım o zaman da yoğun bir çalışma yapmışlardı. 300 otobüs alımı ile ilgili açıkçası finansmanını da hazırladığımız 90 milyon euroluk bir bütçeyle meclisten de oy birliğiyle çıkarttığımız bir yetki almıştık ve bu kararı Ankara'da ilgili kurumlara göndermiştik. Fakat Cumhurbaşkanlığımız 1,5 yıl onayda bekleyen bu kararla ilgili ne 2021 yılı için ne de 2022 yılı için yatırım planına bu sürece katmadı ve bu önerimizi yatırım planına almadı.